buz gibi dalgalar. Hekarim'in katlettiği adamların kanıyla kızıla boyanan kasvetli sahili dövüyordu. Henüz canlarına kıymadığı fanilerse dehşet içinde sahilden çekilmeye çalışıyordu. Kapkara yağan yağmur hepsini sırılsıklam etmişti. Ve adanın yaslı merkezinden yükselen fırtına bulutlarının ardı arkası kesilmiyordu. Kendi aralarında bağırışan adamların sesleri kulağına geliyordu. Gırtlaktan konuştukları bu savaşçı dilini tanımıyordu ama adamların ne dediği gayet açıktı. Gemilerine ulaşabileceklerini sanıyorlardı gafiller. Gerçi haklarını yememek lazımdı. Yetenekli sayılırlardı. Tahta kalkanlarını birbirine geçirip tek vücut gibi hareket ediyorlardı. Yine de fanilerdi. Ve Karim tenlerinin kokusuna karışan korkularını solumaktan büyük bir haz duyuyordu. Küle dönmüş kumlardan yükselen gölgeli sisin arasında görünmeden ufalanan yıkıntıları ezip geçerek etraflarında tur attı. Yankılanan bir gümbürtüyle yere vurduğu nalları kara taşlardan kıvılcımlar çıkarıyordu. Her adımı adamların cesaretinden bir parçayı daha koparıp alıyordu. Miğferinin incecik deliğinden fanileri izlemeye koyuldu. Sefil ruhlarının solgun ışıkları bedenlerinin içinde titreşiyordu. Bu manzara bir yandan iştahını kabartıyor, bir yandan da içinde bir tiksinti uyandırıyordu. Herkes ölecek. Yaşayanlar ezilecek. Dedi. Konuşurken korkunç metalden miğferinin boğduğu sesi asılan bir adamın hırıltısını andırıyordu. Sesi duyan adamların bütün cesareti cehennem ateşine atılan bir buz kalıbı gibi eriyip gitti. Hekarim dehşetlerini kana kana içti ve adamlardan biri kalkanını yere atıp çaresizlik içinde gemiye doğru koşmaya başlayınca memnuniyetle sırıttı. Otların bürüdüğü yıkıntıların arasından haykırarak fırladı ve kancalı kargasını kurbanına doğrulturken içinde savaşın o eski heyecanını hissetti. Gümüş rengiyle ışıldayan bir ordunun başında at sürdüğü günlerin anısı gözlerinin önünde titreşiyordu. O zamanlar her zafer yeni bir şeref ve ihtişam demekti. Kaçarken karanlık ve buz gibi sularda diz boyuna kadar ilerleyen adamın dönüp arkasına bakmasıyla geçmiş günlerin anısı solup gitti. ''Yalvarırım, hayır!'' diye haykırdı adam. Hekarim bir tek şiddetli darbeyle adamın gövdesini kağıt gibi ikiye ayırdı. Abanoz rengi kargısının ucu kanla ışıldıyordu. Sefil ruhun titrek ışığı uçup kurtulmaya çalıştı ama sisin açlığı kül yutmazdı. Adamın ruhu çarpılıp ömrünün karanlık bir yansımasına dönüşürken Hekarim durup seyretmekle yetindi. Ardından Hekarim adanın gücünü kendinde topladı ve kanla kızaran deniz çalkalanmaya başladı. Çok geçmeden suların içinden solgun ışıklarla bezeli hortlak şövalyeler yükseldi. Unutulmuş zamanlardan kalma hayalet zırhlar kuşanmış şövalyeler, melun pırıltılar saçan kara kılıçlarını çekti. Bu adamlar ona tanıdık geliyordu. Vaktiyle kendisine hizmet etmişlerdi. Ve hala hizmetindeydiler. Ancak hiçbirine dair en ufak hatırası yoktu. Yeniden sahildeki fanilere doğru döndü. Sisleri dağıttığında kendisini ilk kez açıkça gören adamların kapıldığı dehşet, içinde tarif edilmez bir hazla sebep oldu. Heyula gibi yükselen bedeni, insanla atın korkunç bir bileşimiydi. Tunçla kaplı bu melez dev, görenlerin aklına durgunluk veriyordu. Gövdesini kaplayan zırh levhaları kararmıştı. Levhalar, anlamlarını hayal meyal hatırladığı çiziklerle doluydu. Siperliğinin arkasında melun bir ateş için için yanıyor. İçindeki hem soğuk ve ölü, hem de nefretle capcanlı ruhu gözler önüne seriyordu. Çakan şimşeğin çatallaşan izleri göğü yararken, Hekarim gerildi. Kargasını hedefine doğrulttu ve şövalyelerini hücuma geçirdi. Her adımıyla etrafa kana doymuş kum bebekleri ve kemik parçaları saçılıyordu. Faniler aykırıp kalkanlarını havaya kaldırdı ama hortlak şövalyelerin hücumunu hiçbir güç durduramazdı. Hekarim ordunun başıydı. Hakkı olduğu üzere ilk darbeyi o indirdi. Ve kalkandan duvarı büyük bir gümbürtüyle yarıp geçti.
Demir nallı toynaklarının altındayız diye adamlar yeni bir kan gölü oluşturdu. Kargasını sağlı solu savuruyor, her darbede bir can alıyordu. Hayalet şövalyeler önlerine gelen herkesi yıkıp geçiyor, canlıları hiddetli toynaklarının altına alıyor, kargılarıyla deşiyor ve kılıçlarıyla biçiyordu. Çatırdayan kemik sesleri ve fışkıran kanların arasında fanilerin ruhları helak olan bedenlerinden kaçmaya çalışıyor ama kendilerini mahvolmuş kralın uğursuz büyüsünün pençesinde buluyorlardı. Ölülerin ruhları Hecarim'in etrafında dönüyor ve savaşla mest olan katillerini izliyordu. Hecarim, inleyen ruhları duymazdan geldi. Onları kölesi yapmak gibi bir niyeti yoktu. Öyle bayağı zulümleri zincirli gardiyana bırakmıştı. Öldürmekten gerisi Hecarim'in umurunda değildi. Gölge adaların kudretine boyun eğ.